Şöyle home. Gezerek. Hezerek. Hito. Hito. Evet, daha çalışıyorum anladığınız üzere. Ama telaffuzu zor ya. O G'yi öğürerek söylemek çok sıkıntılı. Koysalarmış bir yumuşak G. Mis gibi. Ne güzel çözermişiz ya. Neyse bak, Türkçemizin güzelliği. Yumuşak G'miz var ve her şey çok daha rahat. Ha diye gezmiyoruz. Ama bir yandan da İngilizce'ye çok benziyor. Yapısal olarak. Hatta kelimeler de Almanca'ya çok benziyor. Onu ben tabii Almanca bilmediğim için sadece bana söylenildiği kadarıyla anlıyorum Almanca'ya benzediğini. Bunu İsviçreliler daha iyi anlar herhalde. Neyse. Ne öğreneceğiz herhalde bir şekilde ya, öğreniriz. Daha çok da yoğun da çalışmadım yani. Evet, sezonda açtık. Aslında daha erken açtık da. Motovloglara geçene kadar zorlandık. Çünkü fırtına çıktı. Kar yağdı. Kış ama kar yağmadı pardon. Yağmur yağdı. Hükümet düştü. Bu gerçek. Gerçekten hükümet düştü oradanımıza. Yani artık siyaset konuşasın pek yok o yüzden. Detayına girmeyeceğim. Bakarsınız. Belki canlı yayınlarda konuşuruz. Oo. Oha, ne kadar çok inek var burada. Aa, çok güzel. Aa, hepsi çok güzel ya. Dur bir bakalım şunlara. Aha, çok tatlısınız lan. Aa, bayağı var. Neyse, arkam boştu. Evet, fırtınaydı. Yağmurdu, soğuktu. Bir sıcak, bir soğuk. Bir de böyle bir gün 32 oluyor, öbür gün 15 oluyor. Falan derken bir türlü öyle motovlog yapacak havaya da erişemedik. Öyle olunca da anca bugüne kaldı. Yine sizi çayıra çimene soktum. Türkiye'nin gergo ortamından ya da Avrupa'dan izliyorsanız oraları, burada ne ya? Ha evet, pardon, bisiklet yoluymuş derdi. Ben diyorum ama sola gidiş yok burada. Neyse, varmış. Ya da Avrupa'nın yine güzide bir yerinden ya da dünyanın güzide bir yerinden izliyorsanız biraz da Hollanda havası alırsınız. Yine kafamda konuşacak şeyler aslında son videoda, son motovlogda daha doğrusu. Yani var mı soracaklarınız demiştim. Üstünden 6 ay falan geçti galiba onun. Daha fazla bile olabilir. 8 ay. Evet, 8 ay falan oldu herhalde. O arkadan tır geliyor. Biz döneceğiz. Buradan mı döneceğiz ya? Ne saçma bir dönüşmüş. Evet, bisikletleri bekledik. Bisikletlere sağa dönüşte her zaman yol vereceksiniz. Özellikle de tabelalarda belirtiyorsa, yoksa vallahi laps diye girerler size. Ne olduğunu anlamazsınız. Arabayla da olsanız yol vermeniz lazım bisikletlere her zaman. Ha tabi tabelalar ve ışıklar işaret ediyorsa, etmiyorsa değil. Ama yine dikkat etmek lazım ya, burada deli gibi sürüyorlar. Hatta Teldas'ı izliyorsanız, ki yakında konuşacağım. Son sezon 6. bölüm, Amsterdam bölümü. Orada Rebecca bisikletler yüzünden kanala düşüyordu. Gerçekten Hollanda'ya bir şekilde gelirseniz, ki bunu aslında vlog'da, bisikletle yaptığım vlog'da anlatmıştım bisiklet kültüründe. Yani bisiklet yolu burada mabet gibi bir şey yani, dikkat etmeniz lazım. Vallahi yapıştırırlar ağzınıza. O güzel bir aş. Yes. Neyse, ne diyordum? Ha işte, sizin sorulardan başlayalım. Bugün öyle bir boş yaparız. Sonraki vloglarda da artık yine diziydi, miziydi, bir şeyler konuşuruz herhalde. Ne diyordum? Ha, şimdi sorulara geçeceğim ama genelde Türkiye'den gelen soru arasında mutlaka bir dolandırıcılık sorusu oluyor. Yine geldi bir tane. Bu bana Instagram'dan falan da geliyor. Abi işte X yaşındayım. Yani motosiklet ehliyetimi almama işte
Daha var ama Hollanda'da işte polis kontrol ediyor mu? Orada böyle bilmem ne CC motor alsam onu sürer miyim? Süremez miyim? Yani kral daha gelmeden biz ne tarafa gideceğiz ya? Çok güzel. Sağa gideceğiz herhalde. GPS durdu. Ah neyse tamam devam etti. O yüzden bu dolandırıcılık soruları hep geliyor. Abi şimdi orada ev alsak onun vergisi nasıl oluyor falan. Yani geliyorsunuz burada vergi uzmanları var soruyorsunuz. Ve kaçak motosiklete binmeyin mümkünse. Zaten hani ya her şeyi geçtim cezasını falan. Yani ölürsünüz lan. Delirdiniz mi oğlum? Yani ehliyet Türkiye'deki alışkanlıklarla böyle bir kağıt parçası gibi görülüyor da önemli olan ehliyet almak değil, önemli olan öğrenmek, sürmeyi öğrenmek ya. Biz o kısmı biraz atlıyoruz yani. Neyse. Bu sorular çok geliyor. Bunu sormayın. Buna ben yanıt vermem. Zaten bilmiyorum da yani. Hatta bilecek bir şey yok. Polis sizi zımbalar. Burada zımbalarsa da paketler yani. Valla sonra siz uğraşırsınız. Diğer sorulardan biri de şeydi. Neydi? Ha, şok olduğun şeyler. Bu şok olma konusuna aslında bir değineceğim. Avrupa'ya geldim, şok oldum. Amerika'ya geldim, şok oldum. Tabii ki şaşıracağınız şeyler oluyor. Tabii. Her türlü olur. Mesela burada Amsterdam'da özellikle insanların çok tükürmesine ve sokaklara rahatça işemesine çok şok olmasam da bir tık şaşırmıştım ki Türkiye'de de aslında Caddebosna indiniz bir hafta sonu herkes her yere işer. Herkes her yere tükürür. Ama burada Amsterdam'da genelde böyle bir şey görünce bir şaşırmıştım. Öyle bir durum var. Onun dışında şaşırma konusu aslında biraz geziyorsanız, gezme şansınız varsa ya da bir şekilde kültürleri okuma, tarihleri okuma etme şansınız oluyorsa ya da gidenlerle konuşabiliyorsanız ki tabii şimdi kurlardan dolayı böyle şeyler çok zorlaştı ama zamanında Interrail yapma şansı bulduğum için 2006 yılında fazla da şok olmadım açıkçası birçok şeye. Bu arada Interrail'cılık yeniden başlamış. Türkiye'den bilet satışı bitmiş zamanında. Oo, traktör. Bitmiş, şimdi yeniden başlamış ama eğer bir şekilde yani bu kurlarla tabii çok zor ama bu biraz da içim yanarak söylüyorum. İmkanınız olursa Interrail bileti Türkiye'den direkt tren çıkışınızı artık sağlıyor. Şok olma muhabbetlere gelince de aslında şok olmaktan çok beni ilk geldiğinde korkutan bir şey olmuştu Hollanda'ya. Burada her ayın ilk pazartesi günü siren çalıyor. Evet, bayağı böyle bildiğiniz diye böyle ambulans gibi de uzun uzun siren çalar ya uyarı sireni her yerden duyarsınız. Ondan çalıyor. Bu tabi genel olarak Dutch'ların siren sistemini her ay test etmesiyle ilgili. Yani bu ta tahminimce İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kalan bir şey. Bunun testini yapıyorlar. İnsanlar da artık alıştığı için çok korkmuyor. Ben ilk geldiğimde bir alarm sistemi daha var. O da 6 ayda bir yapıyorlar. 6 ayda bir ilk pazartesi günü. Hem siren çalıyor hem de telefonunuza hayvan gibi ekranı böyle kıpkırmızı yanıyor. Mesaj çıkıyor. Zört 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 diye de telefon ötüyor. Fena ötüyor hem de. Lan ne oluyor telefon bozuldu hacklendik mi falan diye geriliyorsun. Ekranda bir şeyler yazıyor. Dutch falan anlamadım. Bir panik oldum. Tabii sonra alıştım. O biraz daha korkutucu. Burada da ne yapıyor? Ot mu yapıyorlar? Ne? Bir şey yapıyorlar. Aynen. Emektar çiftçilerimiz çalışıyor. O yüzden bayağı bir gerilmiştim. Şimdi alıştım. Her gelen arkadaşı da dostu da eşi dostu da uyarıyoruz. Bak alarm çalacak. Eğer denk gelirlerse tabii. Dikkat et diye. Harbiden. Burası da gidiş geliş olduğu için böyle şeyde şeritte konumlanma falan hak getire yani. Vallahi dışı açılsan araba yapıştırır sana.
O yüzden şeridinizde kalmanız lazım. Hatta burada hızımızı 30'a düşüreceğiz. Ne diyordum? En çok aslında beni şaşırtan, şok eden, korkutan bu olmuştu. Neyse alıştık. Bir diğer da şok eden ya da şaşırtan olmasa da geleneksel şeyler var burada diğer konuda. Mesela her evin ön tarafında demirler var, böyle çıkıntı demirler var. Oraya bayrak asıyorlar. Genel olarak taşlar bayrak asmayı seviyor. Mesela biz ilk geldiğimiz dönem yine şimdi oturduğumuz mahallede böyle bir sürü LGBT bayrağı vardı. Sonradan öğrendik ki meğerse o dönem Hollanda'da bir trans bireye saldırı olmuş. Bunu protesto için asmışlar. Daha doğrusu o bireye destek olmak için. Bayağı hoşuma gitmişti. İşte zaten milli günlerinde hep asıyorlar. Hep Dutch bayrağı asıyorlar. Ya da kendi şehir bayrakları var. Onları asıyorlar. Onları da seviyorlar böyle. Have fun events. Event yeri herhalde biz. Ve çanta asıyorlar. Bu daha da ilginç. Çanta asıyorlar, evet. Çanta konusu ilginç. Bunu neden yaptıklarını başta anlamamıştım. Lan havalandırıyorlar mı, yıkıyorlar mı falan. Lan hadi, hadi bir kişi yıkadı, herkes mi çanta yıkıyor arkadaş? Sonra öğrendim ki mezuniyet göstergesiymiş. Evdeki çocuk sayısı kadar, mezun olan çocuk sayısı kadar oraya çanta asıyorlar. Aa, burada da çok güzel çiçekçiler falan var galiba. Bu ne kadar güzel yerler ya. Böyle yerlerde evler de daha ucuz ha şehrin içinden. Amsterdam o kadar pahalı ki, gereksiz pahalı. Neyse bu çanta işini de böyle öğrendim. Ve açıkçası şeye biraz kıskandım. Ulan çocukken burada okusak nasıl olurdu acaba ya? Okula bisikletle gidiyorsun. 3-4 tane dil öğreniyorsun daha ilkokuldan itibaren falan. Güzel. Değişik. Başka şaşırdığım bir şey oldu mu diye düşünüyorum. Yani olmadı ya. Ha belki yine Türkiye'de şaşırılacak bir şey ama burada pek değil. Tabi bu nüfusla da ilgisi var. Burayı bak ıslatmışlar. Yakışmadı size de açlar. Burayı ıslatmasanız iyiydi. Türkçe konuşan polis görme şansınız çok yüksek. Da gümrükte bile var. Yani benzer bir durumun Türkiye'de olduğunu, farklı bir dil konuşabilen bir polisin, İngilizce dışında daha doğrusu, Türkiye olduğunu görsek herhalde birazcık kargaşa çıkabilir. Burada çok alışıldık bir konu. Başka yine düşünüyorum, var mı bir şey? Ha aslında bireysel olarak şaşırtan bir şey oldu. O da komikti. Geçen gün böyle marketten bir şeyler aldım, eve dönüyordum. Bir genç bir hanımefendi durdurdu beni. Daha bir şeyler söyledi. Dedim ya bir şey sorduğunu anladım. Hani bir şey yapabilir misin gibi bir şey dedi. O ne dediğini anlamadım. Dedim Dutch yok maalesef, İngilizce please. Ya dedi bize dedi bir şey alır mısın? Lan dedim ya bir de ya Dutch'lar çok büyük gösteriyor. Yani kız en az 25 yaşında falan vardır diye düşünürsün hani görsen dışarıdan. Dedim bacım almam. Dedim vatandaşlık sürecini falan yakma şimdi bizim. Ya da sınırsız oturumu yakma yani. Hadi vatandaşlık kesin değil de. Sınırsız oturumu yakma yani. Allah'a başımıza iş alırız. 18 yaş altına dedim. Delirdin mi? Biraz öfledi püfledi gitti. Hani hiç beklemediğim bir şeydi mesela. Demek ki yapıyorlar böyle şeyleri. Hatta genelde meşhur o coffee shoplarda falan kişi başına sınırlar var. Galiba onları aşmak için de yapıyorlar ama ben gitmediğim için çok bilmiyorum açıkçası. Ya zaten çekindiğim şeyler ya, hayatımda sigara bile içmediğim için sıfır. Hiç dokunmadım bile yani. O yüzden hoşuma giden şeyler değil.
Hanımefendi de bizi bir gerdi orada. Ha dedim, almam, hayır 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 falan dedim, kaçtım. Yok canım, sakince gittim. Onun dışında 30% kuralıyla ilgili bir soru vardı. 30% nedir? Burada expat olarak geldiğinizde belli bir maaş skalasında maaş aldığınızda hem sizinle gelen eşiniz, partneriniz, dependentiniz deniyor. Sizle beraber eşit haklara sahip oluyor. Bu 30% rule'la beraber o da çalışma hakkına sahip oluyor. Hem de verginizin %30'luk diliminden muaf oluyorsunuz. Bunun için bazı şartlar var. Avrupa içinden gelseniz de alabilirsiniz bunu ama mesafe şartı var. Sanırım 180 kilometre miydi neydi? Yani çalıştığınız yerle eski oturduğunuz yer arasında 180 kilometrelik bir fark olacak. Böyle bir değişken var. Buralar neresi ya? Çayır çimene gireceğiz. Ne güzel virajlı yollar bulacağız dedik. Baya Maslak Otosanayi'ye geldik sanki. Gerçi Maslak Otosanayi bu kadar geniş değil de sanayi bölgesi bir yerlere geldik. Neyse dur bakalım, gidiyoruz. Neyse, bu 30% rule'u şartları sağladığınızda alıyorsunuz. Biri yan çiziyorlar mı ya da oyalıyorlar mı demişti. Yok, yani teknik olarak şartları sağladığınız anda alıyorsunuz. Öyle hop hop, sen ne yapıyorsun kral? Allah Allah, şaşırdım. Genelde böyle agresif yaklaşmazlar. Neyse, Türkiye'de alışkanlığım olduğu için böyle şeylere hep hazırız yani. Ne olur ne olmaz. Sonra biz de o kadar Zafer Akça izliyoruz. Gidip adama malzeme olmayalım yani. Hollanda'da malzeme olursak. Ha gerçi istiyorum şöyle bir kaos yaşayalım. Bir şey olsun önümde arkamda falan ama yok, olmasın tabii. Öte gelmeyelim. Ne diyordum? Ha, 30% rule güzel bir şey. Eğer şartları sağlayıp alırsanız 5 sene boyunca bu hakka sahip oluyorsunuz ve verginizin %30'undan muaf kalarak hayatınıza devam ediyorsunuz. Bu tabii Dutch şirket, yani daha doğrusu Hollanda'da merkezi olan bütün şirketlerinde işine geliyor. Yani maaş skalası artmış oluyor çalışanlarının. Hem de alım güçleri daha yüksek oluyor. Onları ikna etmeleri daha kolay oluyor. Hollanda'ya gelirken zaten ikna etmeye çok da gerek var mı bilmiyorum. Ama çok değişken vardı ya. Tren yolu, araba çıktı, bisiklet duruyor. Gerçekten gözlerim fırıldak gibi oldu yani. Ama neyse ya, şu kadar değişkenin Türkiye'de olsa her gün kaza olur. Ki böyle yerlerde oluyor zaten genelde. Dikkat etmek lazım. Vergiyle ilgili konularda da tabi buraya gelip genelde çalıştığınız şirket size danışman falan atıyor, onlara sorarsınız. Ha, ben yayıncılığıma devam ediyorum. Bu da zaten bitmeyen soru. Hala her videoda yayında geliyor. Ben yayıncıyım, videocuyum, YouTube'cuyum. O işe devam ediyorum. Eşim burada kurumsal bir şirkette iş bulup gelmişti. O da ofis hayatında. Hoş artık, gerçi Covid'den sonra ofisçilik pek kalmadı. O açıdan güzel oldu. Burada trafik olmuş, hayret. Oh, yine Kurban Bayramı kokuyor. Kurban Bayramı Türkiye'de geçti ama burada gübre mevsimi başladı. Ha, yeni golf mu bu acaba? Oh, güzelmiş. Hibrit golf. Nice. Çok güzel olmuş bunlar. Ne diyordum? Sorular. Şöyle bir geçelim de. Işığımız, trafiğimiz. Buradan düz gideceğiz. Evet, kırmızıda kalacağız burada. Ha, bir de bir soru daha vardı. Dil konusu. Bu da artık inşallah son kez yanıtlarım. İngilizce yeterli mi sorusu. Valla İngilizce genelde yeterli ama tabii şu daha kritik bir soru. O da benim de dert ettiğim bir durumdu. Yani eve gelen ustayla, işçiyle falan vesaire konuşmak için yeterli mi diye. Yani
Çoğu kişi biliyor açıkçası İngilizce ama tabii tek tük bilmeyenler oluyor. Ya da bazen bilseler de dert anlatmakta zorlanabiliyorsunuz. Çünkü o kadar ekstrem bilmiyorlar. Yani mesela ben işte internet kablosunu çalışma odasına kadar çektirecektim. Cable, internet bağlantısına ihtiyacım olduğu için. Bir türlü anlatamadım. Anlatamadım der ki anlıyorlar, niye diyorlar. Ya niyesi varmış da lazım. Yayıncıyım, şudur budur, bana yüksek hızlı sabit internet lazım. Tamam Wi-Fi olur. Ya olmuyor işte, yetmez. Tak şunu. Kardeşim işte ne gerek var falan. Hay Allah. Hoş bunu Türkiye'de de yaşıyordum. Neyse bir şekilde ikna ettik. Burada mesela Türklerin olması çok işime yaradı. Yapan kişi Dutch'tı ve İngilizce biliyordu. Ondan sonra yaşamadık ama kabloyu döşemeye gelenler, kablonun yerini değiştirip içeri alınması gerekiyordu eski kablonun. Yanlış bir yerde duruyordu eski. Ev sahibi de ilgilenmemiş bunlar. İşte onu yapmaya gelen ekip Türk çıktı. Türk çıkınca çok rahat ettik. Bayağı Türkçe konuşup çözdük ama onlar işi beceremediler. Orası uzun hikaye, çok girmeyeceğim ama o kabloyu içeri almayı beceremediler. Neyse sonra tekrardan başka bir uzman geldi. Uzman fotoğraflar çekti falan. Dur dedi, şöyle yaparız, böyle yaparız. Oh, burada 80 olmuşuz ya, hiç söylemiyorsunuz. Neyse geldi başka bir uzman. Baktı. Sonra başka bir ekip yolladı o. Şimdi ben de gerginim. Şimdi İngilizce bilmezlerse bir daha başlayacağız. Kabloyu içeri alalım, niye alıyoruz falan. Hay Allah, yine aynı süreç. Diyorum inşallah yine Türkler gelir. Neyse bir arkadaş geldi böyle. Dutch konuştu. Ben İngilizce yanıt verdim. Ama tipten biraz Türk olduğunu anlama durumu var. Ya da hal tavırdan anlıyoruz. Onlar da beni anlıyorlar bu arada. Ben de onları anlıyorum. Bu arkadaşla öyle bir aksanından anladım aslında. Yani İngilizce aksanı biraz değişikti. Dedim Türk müsünüz? Aa dedi, kardeş dedi, ben Yunan dedi. Ah dedim kardeşim ya, gel sen de kardeşimsin. Vallahi bir muhabbet ettik adamla, ben işte Yunanistan'a gittim geldim, o başka şeyler anlatıyor falan. Bayağı da eğlendik, komik oldu. Sağ olsun işimi de çözdü. Canavar gibi adamdı vallahi, çatır çatır. Hallederiz kardeş, şöyle yaparız, böyle yaparız. O tam alıştığımız Türk hızıyla çevir kafayı, çıktık. Tak tak çözdü vallahi işimi. O yüzden evet, usta vesaire durumlarında dil konusu nadir de olsa sorun olabiliyor. Aklınızda olsun, onun dışında hiçbir sorun yok. Yani gündelik hayatta her yerde İngilizce konuşabiliyorsunuz. Hatta Dutch öğrenmeye çalışıyorsunuz diyelim. 3-5 kelime öğrendiniz, cümle kurabiliyorsunuz. Dutch konuşmaya çalışıyorsunuz. Sizi hiç siklemiyorlar, direkt İngilizceye dönüyorlar. Hiç yorulmasa. Bunu da iyi niyetle yapıyorlar genelde. Ha tabii ben iyi niyetli diye düşünüyor da olabilirim. Bununla ilgili mesela TikTok videolarına falan denk geldim Instagram'da. Böyle Dutch content creator'ların yaptığı. Ya bunu bazen biraz da böyle biz her dili biliyoruz kardeş. Sen merak etme, rahat ol gibi böyle bir kafaya da yapıyor var diyorlar. Bilmiyorum. Belki de böyledir. Ama ben kötü niyetli birine karşılaşmadım. Ama olabilir tabii. İngilizce çok rahat yani. Kafanız rahat olsun. İngilizce'de sorun yaşamazsınız. Burada çatır çatır konuşursunuz. Mesela polis dedim ya demin şeyde de seçimlerime oy vermeye gittiğimizde de hep Türk polisleri görevlendirmişlerdi. Ortam Türk olunca sakat olmasın diye ya da bir aksiyon olursa Türkçe biliyor olmaları mantıklı diye onları görevlendirmişler. Bak bugün ne güzel, motorcu kardeşlerim hep selam veriyor. Oh ne güzel, Polonezköy'e geldik ya. Oh be, şöyle Polonezköy havası be, özlemişiz. Polonezköy Riva. O yollar güzeldi bak eskiden. Hız sınırı 50'ymiş. Söylediğim cümleyi tekrar edip aslında kendi kendime sansürleyip söyleyeceğim. Artık siz orayı doldurursunuz. Galiba buranın bip yine buldum. Aynı benzer şehir. Aynı kafa.
buranın Uruk diye bir memleketi var. Uruk, evet, yani ork gibi. Urukay gibi, Uruk. Bu kardeşlerimizin memleketini burada Nutella bir Hollanda serisi yaptı. Onların şehrinin görselinde o Nutella Hollanda serisini kullandılar. Sonra bir gün Reddit'te gezerken bu fotoğrafın kullanıldığı kavanozu paylaşıp Nutella'yı protesto ediyoruz, lanet olsun Nutella tarzı bir Reddit postu gördüm. Hollanda Dutch postu. Ben dedim ne oluyor, Nutella şişesi mi kıracağız burada da, Allah'ım neler oluyor falan diye bir gerildim. Ama konu şuymuş, bu memleketli kardeşlerimiz çok muhafazakar, çok hatta cult seviyesinde, böyle tarikat seviyesinde muhafazakar. Hollanda ile bağları pek yok. Hatta eskiden adaymış burası, sonradan bağlanmış. O yüzden o kadar tepkiler. Hatta bir resmi bir kutlama gününde, kurtuluş günü de olabilir, Nazi kıyafetleri falan giyip dalga geçmişler Hollandalılarla. O yüzden bayağı tepkiler. Bu kardeşlerimiz tabii aşı karşıtı. Her türlü red pillcilik, black pillcilik, her türlü muhafazakarlık, manyaklık bunlarda. Düz dünyacılık falan da vardır. Hatta geçenlerde bir haber çıktı. Danimarka ile olan bunların bu arada ana gelir kaynağı balıkçılık ve ciddi para kazanıyorlar. Yani 300 milyon eurolardan bahsediliyor. Ve Danimarka ile sınır balıkçılığı yaparken uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları ortaya çıktı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. İşte hani size diyordum ya hep, yani ben Hollanda'nın muhtemelen işte İstanbul'u, Ankara'sı, İzmir'inde yaşıyorum. Muhtemelen değil tabii, öyle hani Amsterdam'ı, Haarlem'i, Utrecht'i, Rotterdam'ı, o bölgeleri nispeten bu kafada yerler. Sağa dönecekmişiz buradan. Biraz geç döndük ama yapacak bir şey yok. Şöyle bisiklet var mı? Yok, tamam. Ne diyordum? Yani bu işe ortak oldukları ortaya çıkınca tabii ki kimse şaşırmadı Hollanda'dan anladığım kadarıyla. Ya demek ki böyle şeyler dünyanın her yerinde aynı. Yani belli konular, belli kapalı iç sistemler, burada olanlar, onların yapıları. Daha sonra buradaki eşimin de Dutch arkadaşlarına falan sorduk. Ya mümkünse gitmeyin oraya falan. Sokakta falan tip tip bakarlar, vallahi başınıza iş alırsınıza kadar geldik ona. Ha yani muhtemelen fiziksel bir şey yaşayacağımızı zannetmiyorum da yine de ne gereği var. Yani sonra gidip ileride bir korku filmine, Speak No Evil tarzı bir şeye alet olmamıza hiç gerek yok yani. Geç. Burada şey çok güzel ya, yani çocuklar o kadar rahat ki, dışarıda da çok rahatlar. Burada şehir içine geldik, çok güzel bir yere geldik ya. Oo, çok da güzel pota var. Nereye geldik acaba? Mares, ne? Mares, yani. Marehinga. Okuyamadığım bir yere geldik. Burada çok rahatlar, özellikle o yüzden de çok kaykay paten işi çok aktif, yani bisiklet dışında. Hani sokakta ulaşım olarak kaykay yapmasalar da çok fazla kaykay parkı var. O bölgelerde kaykay yapmayı, orada hoplamayı, zıplamayı çok iyi yapıyorlar ve seviyorlar yani. Ben bir random bir yer koymuştum kafama göre. Oraya geldik. Yani oraya gitmeme gerek yok şu anda. Böyle gezelim bakalım nereye gidecek. Şehir bizi nereye götürecek. Zaten neredeyiz onu da bilmiyorum. Böyle dolanalım. Başka bir soru var mıydı diye düşünüyorum. Başka. Ha, şaşırdığım konulardan biri daha geldi aklıma. Ondan da bahsedeyim. Tuvalete takvim asıyorlar.
Bunu neden yaptıkları ile ilgili değişik teoriler var. İşte insanların doğum tarihlerini hatırlamak için, özel günleri ve tatilleri orada görmek için, tuvalet sonuçta girdiğinde hep baktığım bir yer ya o duvar. Çünkü tuvaletleri çok küçük oluyor genelde Dutch'ların. Bir küçük tuvalet oluyor, bir de büyük banyo oluyor. Onlar da genelde küvetli oluyor. Evet bak, bu da diğer bir konu. Küvet konusu burada sabit. Bayılıyorlar küvete. Türkiye'de ya yani bizim yoktu son iki evimizde. Annemin evinde vardı eskiden. Ki yani bir kere falan kullanmışımdır. Çok üşenirdim yani, onu doldur. Bir ton su harca bir de ona doldurup. Sonra onun içinde takıl çık. Yani çok iş. Üşenirdim yani. O yüzden burada küvet konusuna çok takılıyorlar ve genelde istiyorlar. Küvetli ev abi falan gibi oluyorlar. O bir de işte takvim asıyorlar. Yani bu da başka bir tuhaflık. Hoş biz asmadık da. İleride belki uyalım diye asabiliriz. Değişiklik olsun diye. Bir de Türkiye tatili hala gidiliyor Dutchlar tarafından. Onu da geçen komşumuz selamlaşırken yanımıza gelip işte ne haber, ne yaptın, ne ettin, klasik klasik hoşbeş. Ya dur ya, burası güzelmiş, buradan gidelim. Klasik bir hoşbeş, sonra ben de işte Bodrum dedim. Kümbet'e gittim, Kümbet çok güzel falan dedi. Dedim sen gidebiliyorsun Kümbet'e, bak biz gidemedik Kümbet'e. Güzel de yanmış böyle. Tatlı bir adam ya, seviyorum. Bayağı bazı konularda yardımcı olmuştu bize. Hatta deprem konusunda da gelip, deprem dönemi de hemen Fatih'e sorup geçmiş olsun demişti. Ha bir de şey yaşadık bak, o da geldi aklıma şimdi. Onu da anlatayım. Bak yine güzel bir... Şu an hangi şehirde olduğuma dair hiçbir fikrim yok bu arada. Yine Hollanda'nın küçük şehirlerinden birindeyim. Burada böyle mahalle kadar yerler görebilirsiniz. Böyle bir sokak ötesi şehir oluyor işte. Bunlar genelde şehir. Burada da 30 kilometre sınırı varmış. Umarım bize girmez. 30'a gidelim biz. Neyse, ne diyordum? Şeyden bahsetmiştim. Hatırlarsınız işte, kimseyle iletişim kuramıyorum. Mahalle partisine bile Dutch davet atıyorlar. Anlamıyorum. Beni iplemiyorlar falan diye kızıyorlar. Böyle kızanlar var falan demiştim. Geçen yeni taşınan komşularımızdan biri böyle bir ev partisi verecekmiş ve bayağı İngilizce bize davet attı. Hatta mahalledeki diğer insanlar da İngilizce atmışlar. Ve daha gençler bu arada. Muhtemelen bununla da ilgisi var. Ve tabii biz interaksiyona girmiştik onlarla bu arada. Yani bizim yabancı olduğumuzu biliyorlardı. Gayet de İngilizce yazmışlar. Hatta bize teşekkür ettik. İngilizce yazdınız, teşekkür ederiz. Gelmeye çalışacağız diye. Gidemedik gerçi o zaman. Yakın arkadaşlarımız buradaydı. Onlarla zaten vakit geçiriyorduk ama hoşuma gitti yani. Demek ki bu konu yine karşılıklı iletişimle ilgili. Yani dışarı çıkarsanız, bir şekilde iletişime geçerseniz insanlar da size karşılık veriyor. Gençler bu konuda daha rahat tabii. Yaşlar daha farklı bakabiliyorlar. Hatta geçen gün bir dükkana girdik bir alışveriş için. Sonra o dükkanda yaşlı bir hanımefendi vardı. Onunla konuşurken konu yine neredesinize geldi, bazen geliyor. Ama tabii böyle art niyetli bir soruyla değil. Biz işte Türkiye falan deyince ne kadar oldu, şu kadar oldu, 4 seneye yaklaştık falan. Aa dedi, ama dedi Dutch öğrenmeniz lazım dedi, ama şimdi ilk bir böyle öğrenmeniz lazım tabii, böyle trip atarak söylemediğini anladık ama o da bence fark etti çok doğru söylemediğini. Sonra biz de işte deniyoruz falan deyince, ya tabii, hani yani siz rahat edersiniz yoksa falan gibi. Bir çevirdi onu böyle. O topu bir çevirdi. Ya dedik biz zaten öğrenmeye çalışıyoruz. Sıkıntı yok. Ama sonra da zaten zor, daha işte zor. Şimdi mesela ben Türkiye'ye gelsem Türkçe de çok zor gelir falan diye, o da böyle kendi kendine şey yaptı, bir anda kıvırdı konuyu. Komik oldu yani. Ama evet, yani yaşlılarda biraz daha bu tepki durumu var.
Ama yine insanına göre ya, dediğim gibi hani ben mesela köpek gezdirirken diyaloğa girdim, hiç kimseyle hiçbir sorun yaşamadım. İşte yani şey teorim, cidden köpek sever insan teorim çalışıyor. Onlar her zaman daha ılımlı, olumlu, daha sıcak, yardıma açık. Daha rahat iletişim kuruyorsunuz. Konu köpek olunca bütün köprüler iniyor. Evet, geçenlerde bir de bir anda farklı bir sokakta. Evet, arada bazı yerleri kesiyorum. Kesmem gerekiyor. Çünkü bir durmam gerekti bir şey için. Durdum, geri geldim. Ne yaptın? Anne Frank'in evine gittim. Anne Frank'in Hatıraları kitabını belki okuyanlar vardığınızda, okumadıysanız, ya da çizgi romanı var. Çizgi romanı da çok iyidir. Tavsiye ederim. Anne Frank'in evine de zaten yer bulmak zor. Hani bilet bulmak çok zor. 2-3 ay sonrasında bilet bulabiliyorsunuz. Eğer giderseniz de aklınızda olsun. Önden ayırtmanız lazım biletlerinizi. Bayağı hani bilmeyenler için kısaca da bir açıklarsam, Anne Frank 2. Dünya Savaşı döneminde Hollandalı Yahudilerden biri ve bir tavan arasında küçük bir alanda saklanıyor uzun süre ve aslında savaş bitmeden yaklaşık bir hafta önce sanırım yakalanıyor. Doğrusu daha da üzüldü. Daha sonra da götürüldüğü kampta çok yüksek ihtimalle hasta olarak öldüğünü düşünüyorlar. Çünkü ondan sonra bir yerden sonra kendisinden haber alınamamış. Bu tabii şimdi uzun uzun Anne Frank'in evi şöyle böyle diye anlatmayacağım. Görmeniz gereken bir yer de. Beni şaşırtan yine şu oldu. Orada da bahsediyorlardı. Şu anda İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş, yani bu Holokaust'u görmüş 1 milyondan fazla kişi Hollanda'da yaşıyor. Ve Hollanda'da Holokaust'a inanmama, evet, inanmama oranı oldukça yükselmiş. Bu mu daha üzücü? İşte bunun Hollanda'da olması mı daha üzücü? Yani Holokaust'u yaşamış insanların da bulunduğu bir alan Hollanda'da olması daha üzücü, bilmiyorum. Yani gerçekten komploculuk, hapçılık, kırmızı hapçılık, yok bilmem ne hapçılık, cartçılık, çürtçülük boku çıkmaya başladı. Hele de orayı görüp yaşananları bizzat yaşandığı yerlerde, yani duvarlara, işte ne bileyim, ahşaplara, şunlara bunlara kazılmış yazıları görüp böyle düşünebilmek, ki gördüklerini zannetmiyorum da zaten gördükten sonra muhtemelen onu görüp şey de diyebilirler. İşte bunlar hep fake. Ya bak, buralar hep kurgu. Bunları kurmuşlar falan da diyebilirler. Bunlar böyle delirdiği için her şeyi derler yani. O yüzden şaşırmıyorum. Daha doğrusu şaşırıyorum ama böyle diyebilme ihtimaline şaşırmıyorum, öyle söyleyeyim. Yani Frank'in evi bayağı üzücüydü. Yani uzun süredir görmek istiyordum. Tadımı kaçırdı. Giderseniz üzülmeyi göze alın. Aklınızda olsun. Hop, gürültülü bir kalkış. Evet, bu video için sanırım başka soru gelmiyor aklıma. Soruları tamamladık aşağı yukarı. Gelen sorular bunlardı. Şimdi yine diğer vloglara devam edeceğiz. Motovloglara devam edeceğiz. Farklı yerlere de gideceğim. Bu yaz için biraz daha Hollanda içinde kendi oturduğum bölgeye yere uzak mesafelere de gideceğim. Oradan birkaç sürpriz içerik de çıkarız. Onun dışında yine günlük muhabbetler, sorular vesaire, başka şeyleriniz olursa abi, motor üstünde şunu da bir konuş. Oradan şöyle bir bilgi ver. Şu konuya ne diyorsun, buna ne diyorsun falan tarzı başka sorularınız varsa yine yazın, konuşalım. Haydi bay bay. Buralar da güzelmiş ya. Ben neredeyim acaba?
Aa, biz bayağı Leyden'in içindeyiz lan. Evet. Şimdi uyandım. Haha.